Herkese merhaba, ben Murat Çanıştay. Bugün sizlerle YouTube'da işte limit dediğimiz hani o 200 lira geçme limiti nasıl geçin? Şimdi öncelikle hesabınızın bir para kazanıyor olduğu zaman hani 4000 saatte 1000 aboneyi geçtikten sonra size bu AdSense hesabınız açılıyor. AdSense hesabınız açıldıktan sonra hesabınızda artık gelirleriniz birikmeye başlıyor. Orada bir 200 limiti var. Bu 200 limiti dolduktan sonra sizin hesabınıza yatacak. Şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Eğer bu AdSense olayını atlattıysanız çok iyi. Harika, çünkü çok zor atlatılması gereken bir şey. Şimdi önce 200 lira limitini açmak için, yani eğer o 200 liraya kadar biriktirmek için öncelikle tekrardan söylediğim gibi içerik üretin. İçerik ürettikçe sizin hesabınız, yani şöyle diyeyim, sizin kanalınıza giriş ve kanalınızda izlenme oranını arttırdığı için hem abone kazanıyorsunuz, hem de izlenme kazanıyorsunuz, hem de bundan dolayı YouTube size gelir kazandırmaya başlıyor. Şimdi eğer bu tür şeyleri ben birçok yerde şunu da görüyorum ki YouTube'da kanalları açtıktan sonra işte içerikleri, evet, bu kazanma olayına geldiğinde içerik konusunda daha azalıyor. İşte bazen bir ay atıyor, bazen iki ay atıyor. Yani bu arda arda, haftada bir kez diyelim ya da her gün atıyor. Bir iki ay sonra diyor ki işte bana YouTube kazanç getirmiyor. Kazanç getirmediği için ben de artık böyle yavaş yavaş atayım. Bunun zıttını yaparsanız eğer ve sürekli videoları devam ettirirsiniz haftada en az bir videoyla, kanalınızın aktif etmiş oluyorsunuz. Yani böylelikle hesabınızda hem para birikecektir, hem de içerik ürettiğiniz için şöyle bir şey var. YouTube'un içinde dolaşacak o kişi. Yani sizin kanalınızın içinde dolaşacak. Onun için size zaten reklamları hem arttıracak, hem reklam potansiyelini arttıracak. Şimdi bir de bunu yaptıktan sonra şunu da dikkat etmek lazım. Şimdi içerikleri atıyorsunuz ve böyle bir yıl boyunca yaptığınızda zaten size en azından o 200 lirayı geçmiş olacaksınız. Yani benim tavsiyem 6 ay sıkın dişinizi, zaten geliriniz olacaktır YouTube'dan. Ama o kadar büyük gelir düşünmeyin. Dediğim gibi yani bu konuda içerik üretmeniz gerekiyor. O 200 lirayı geçmeniz için içerik üretmeniz gerekiyor. İçerikleriniz ne kadar sade, işte çok kopya olmadan, ilham alarak bir şekilde yaparsanız size daha çok hem izlenme hem de içerik sıkıntısı çekmeyeceksiniz. Evet, bazen içerikler, hani şu YouTuber'lar diyorlar ya, işte içerik çalıyorlar. İçerik çalabilirsiniz, öyle bir çalma olmasın ama. Hani ilham alabilirsiniz, belki bir şey eklersiniz. Yani ekleyin mutlaka, sizden bir şey olsun o. Hani bir videoyu çekerken illa işte bir Enes Batur ya da atıyorum işte Orkun Işıtmak olmanıza gerek yok. Tam benzemenize gerek yok. Amaç sizde burada özünüz olmanız, yani kendiniz olmanız ve kendinizi o konuda paylaşmanız. Derdinizi anlatan da var. Lifestyle kanallar, vlog kanallar. Bu tür şeyler de var. Eğer konuşmayı çok seviyorsanız bence çok güzel bir seçenek. Ve bu konuda YouTube'un eksikliği var. Ve belki siz de o konularda ilerleyebilirsiniz. Hadi bunu içerik üretiyorsanız işte bu sorun yoktur yani. Bunu sormanıza bile gerek yok. Ama birçok kanal böyle yapıyor maalesef. O 200 lira limitini geçemiyor. Amacınız içerik üretmek. Evet, içerik üretin ve ondan sonra sabırla zaten sizin hesabınız ve YouTube kanalınız büyümüş olacak. Dediğim gibi sizin de sorularınız varsa aşağıya yine de bekliyorum. Eğer bu video güzel olduysa lütfen beğenmeyi de unutmayın. Kanalıma abone değilseniz mutlaka da abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için de zil butonu açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.